edeceğim? 1983 Bulgaristan doğumluyum. 1989 yılında Türkiye'ye göç ettik. Öğrenim hayatım Türkiye'de geçti. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Üniversite yıllarından beri yazma uğraşım var. Üç tane roman yazdım. İlki Söylenmemiş Sözler 2009'da Epsilon Yayın Evi'nin alt markası Sepya tarafından yayınlandı. Güzel. Bu bir aşk hikayesinin romanı. Üç ayrı şehirde geçen, terk edilmiş bir sevgilinin uzun yıllar sonra bir göz ağrısına rastlaması üzerine kurulu. İstanbul, aşk Çorlu ve Eskişehir ekseninde gelişiyor. Aşk evet. Üzerine mi? Yani Söylenmemiş Sözler, geçmişte Söylenmemiş Sözlerin burukluğunu Aslında çok önemli temayı çalışmışsınız. Çünkü söyleyemediğimiz o kadar sözler var ki her birimizin de. Demek ki o zaman bu kitapta bunlar yer alıyor demek. Bu yayınlandı öyle mi? Evet arkadaşlar, bu yayın evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Sevgili Ramiz'imizin bizim. Evet, bu kitabı da çok rahat. Evet arkadaşlar, şimdi kitaplar genelde bütün tümümüzü kapsayan kitap aslında. Ama önemli olan yazabilmek, onları kağıtlara dökebilmektir. Bu şekilde gerçekten güzel. Kaç sayfalık kitaplarınızı? Genelde sanıyorum 192, 192 yani sayfalık çalışma. Evet. Yayınlanma hazır durumda iki roman çalışmam daha var. Kitabın haricinde Arayış adlı bir roman çalışmam daha oldu. Fakat henüz herhangi bir yerde yayınlanmadı. Bu 12 Eylül darbesi öncesinde Edirne ve İstanbul'da gelişen bir olay. Bir de yeni üzerine çalıştığım bir roman var. Hasanoflar adını verdiğim bir üçleme. Bir ailenin üç kuşak boyunca serüveni, yani bir nevi Balkanlardan İstanbul'a doğru bir yolculuk. Yani göçle arka planında 31 Mart vakasından sonra yaşanan tarihsel olayların, örnek vereyim, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, esir kampları, onun haricinde bu Bulgaristan'daki devrim, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen devrim. Yani böyle konular, bir ailenin kendi üyeler arasındaki olaylar anlatılırken bunun arka dokusunun arka katmanlarında da tarihe damgasını vurmuş olaylar yer alıyor. Şimdi tekrardan size burada bir şey daha görüyorum. Savaş ve Ayrılık mı? Evet. Bu kitabın, olacak olan kitabın adı mı şimdi? Evet. Konuyu birazcık bize arz eder misiniz? Bu yeni tamamladığım bir roman çalışmam. Hasanoflar adını verdiğim bir işleme. Yani bir ailenin üç kuşak boyunca öyküsünün anlatıldığı bir nehir roman. Çok ve ailenin yaşadığı olaylar anlatılırken tabii ki o dönemde yaşanmış toplumsal olaylar da arka planda yer alıyor. 31 Mart vakasından sonra İstanbul'da başlayıp Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ile Bulgaristan, Romanya'da devam eden, yine o dönemde Yemen'e yapılan haç yolculukları, kutsal toprakları, hepsi ilk cildin içerisinde var. Standart bir kitap formunda düşündüğümüzde 220 sayfa tutacak hacimde. Şu an bu bir taslak. Yani gördüğümüz bilgisayar çıktılarından oluşan bir dosya. Şu var, şimdi bizim edebiyatımızda pek çok konu ele alınmış. Yalnız göç ve mübadele konusu yeterince yok. Örnek vereyim, zamanıyla Anadolu'da yaşayan Rumlar mübadeleyle Yunanistan'a gittiklerinde orada ciddi bir anlamda bir mübadele edebiyatı ortaya koymuşlar. Fakat 130 yıldır Balkanlardan Anadolu'ya yapılan bir göç var.